Mehmet Şeker Sokak röportajında abuk cevaplar. Türkiye Türk propagandası yapmayalım. Tamam o halde sokak röportajı yapalım. Karşımıza çıkanlara soralım. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Ya da biz Ahmet etmeyelim. Hazır yapılmışı var ona bakalım. Yapan yapmış. Almış mikrofonu kamerayı çıkmış sokağa. Yoldan geçen vatandaşlara soruyor. Cevaplar. Kem, küm, e, ı, ıı, vallahi bilmem ki. Ne zaman? 1930 olabilir mi? 1929 daha mantıklı gibi. Valla şu an çok meşgulüm. Kusura bakmayın ben gidiyorum. Heyecanlandım birden. Ay ben bunu nasıl hatırlamam? Çok şey ettim ben şimdi. Yani ne desem bilemedim ki. Kahkah kah 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 ki ki ki. Ay rezil oldum vallahi. Vazla'nın yakasında Atatürk rozeti bile var. Taşıyabileceğinden emin olsa büst bile takar göğsüne. Ama Cumhuriyet'in ne zaman ilan edildiğini bilmiyor. Hep heyecandan. Şükür ki bir kişi yılını biliyor. Bir diğeri de ay ve günü. İkisini bir araya getirsek tam cevabı alacağız. Lakin bu çok karmaşık bir şey değil. O yüzden kolektif veya komandit yapıya gerek yok. İlkokul, ortaokul, lise senelerce tekrar edilmesinin bir anlamı olmadığı anlaşılıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmiyor. Biz kendimizle ilgili bazı işlerde pek umursamaz haldeyiz çok tekrar ettiğimizi sanıyoruz fakat tekrar öğrenmek için yeterli değilmiş görüldüğü ise bir kulağından giren öbür kulağından çıkmış arada o bir tüneli gibi bir boşluk olsa gerek. Yahu hemşerim biraz akıl yürütsen cevap kabak gibi çıkacak. Röportajın yapıldığı gün 95. yıl kutlamalarının yapıldığı gün yahut bir gün sonrası. Hiç değilse hangi yılda olduğumuzu hatırlayıp 2018'den 95'i çıkar ve doğru tarihi bul. Onu hatırlasa bile çıkaramaz. Çünkü matematik de sıfır. O tarihi söyleseniz de çıkarmasını isteseniz bilemez ve kaç kalır diye yanındakine sorar. Nitekim mikrofon uzatılanlardan biri 95. yılını kıtlıyoruz ama deyip kalıyor. Eh böyle olunca bütün bilgileri toplayıp bir çöp sepetine atsak yeredir. İşe yaramadıktan sonra bilgi kime ne fayda sağlasın? Cumhuriyetin ilan tarihini bile hatırlamadan nasıl cumhuriyetçi olunur? nasıl birilerine tepeden bakılır? Sıra hükürmeye gelince mangalda kül kalmaz ama neyse biz böyle de güzeliz. Aynı tarzda sokakta İslam'ın şartı kaç sorusuna beş cevabı gelir ama say deyince birden beşe rakamları sayan çıkar mutlaka. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, bir da unutkanım. Tarihimi bilmesem de dert değil. Yaşasın Cumhuriyet. Rabbül Alemin Cumhur'a yardım etsin. Cumhuriyetimizi koruyacak akıl fikir versin.'' Moğolistan'da Türk hisleri, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından Moğolistan'da Türk isleri başlıklı bir program düzenlendi. Hayat Yüksek İstişare Yeti üyesi ve Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı evinde ağırlayan biri olan Ali Rıza Arslan'ın yöneticiliğini yaptığı programda İsrafil Kuralay ve Murat Yalçıntaş Moğolistan hatıralarını anlattılar. İTO eski başkanı, iş adamı ve akademisyen Murat Bey, yakın zaman önce Moğolistan'a 3 haftalık bir seyahat yapmış. Fotoğraflar eşliğinde yaptığı sunumla eski topraklarımızı tekrar hatırladık. Bilge Tonyukuk, Kültik'in ve Bilge Kağan'ın anıtlarını, dünyadaki ilk yazılı Türk eserlerini yad ettik. Atayurt'tan ana yurda İpek Yolu, El Turko, Milli İrade'nin Yükselişi, Almanya Treni, Yüzyıl Öncesi ve Sonrası Balkanlar, Almanya'da Türk izleri, Elveda Endülüs, Ayasofya, Sinan, Yahya Kemal gibi pek çok belgesele imza atan İsrafil Kuralay, Moğolistan'da Türk İzleri isimli belgeseliyle de yazdıklarıyla bir defa daha dikkatimizi ata topraklarına çekmiş oldu. Yaptığım geziler arasında en çok etkilendiğim ülkelerden biriydi Moğolistan. Yeriyken bunu da belirtmek isterim. Moğolistan'ın başşehri Ulanbatur'daki müzede çekim için bir saatlik izin vermişler. Madem süremiz kısıtlı, o zaman Türklerle ilgili kısım neresi ise orada çekim yapalım diye düşünerek niyetlerini beyan edince oradaki yetkililer bu müzedeki hemen hemen her şeyi Türklerle ilgili cevabını vermiş. Müzede bir Moğol rehber batılı turistlere eserleri anlatırken ziyaretçilerden biri "Türkler Osmanlı'dan gelmiyor mu? Burada ne işleri var?" diye soru sormuş. Bilmeyince böyle sorular gelebilir elbette. Rehber anlatmış aslında Moğolistan'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamak için de bu diyaloglar anlamlı. Orayla ilgili daha çok belgesel çekilmesi gerekir. Moğolistan'la hiç alakası olmayan batılı yapımcıların çektiği belgeseller bizdekilerden çok daha fazla. Sadece Cengiz Han'ın mezarı için İngiliz, Fransız ve benzeri belgesel çekiyor. Bize kitap yazmak, belgesel yapmak yerine elde kılıç ileriye doğru yürümek daha olağan gelmiş tarih boyunca. Bir hocamız Londra'da doktora yaparken az buçuk tarih bilen İngilizlerden biri şöyle bir soru sormuş. Siz Türkler Orta Asya topraklarında yaşıyordunuz. Ne işiniz var İstanbul'da, Anadolu'da? Hoca demiş ki, bak George eğer Londra daha güzel bir yer olsaydı şimdi buradaydık.